inşallah yakında özgürlüğüne kavuşacaktır. Hamas özgürlük hareketidir. Hamas özgürlük hareketidir. Hamas özgürlük hareketidir. Hamas özgürlük hareketidir. La galibe illallah diyerek yaşasın Kudüs. Yaşasın Filistin direnişi. Yaşasın başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti. Kahrolsun soykırımcı emperyalizmim. Kahrolsun Siyonist terör devleti. Teşekkür ediyorum. Mescid-i Aksa onurumuzdur. Mescid-i Aksa onurumuzdur. Mescid-i Aksa onurumuzdur. Allah hep büyüktür. Allah hep büyüktür. Allah hep büyüktür. Değerli Arhaviller, değerli kardeşlerim, Cumhuriyetimizin 100. yılını pazar günü kutlayacağız. Allah devletimize, Cumhuriyetimize 1000. yılını da nasip etsin. Bu kıyımı, zulmü, sivil katliamını biz bir yerden hatırlıyoruz. Gerçi buraya gelen duyarlı kardeşlerim onları biliyorlardır ama söylemekte fayda var. Çünkü küfür tek millettir. Kurtuluş Savaşı öncesi ülkemiz işgal edilmişti. Yunan birlikleri İzmir'e girmiş gösterişli yürüyüşlerini sürdürüyordu. Hasan Tahsin dayanamadı. Dayanmak da mümkün değildi. İlk kurşunu attı. Bu ilk kurşundan sonra Yunan askeri kurşunları bitene kadar sivil Türklere, kadınlara, çocuklara saldırdı. Sanki bekliyorlarmış gibi. Kurşunu bitti, süngüyle öldürdü. Birkaç gün içinde çoğu kadın ve çocuk 5000 kişiyi öldürdüler. Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem! Yunanlılar 3 yıl içinde Batı Anadolu illerini yakıp yıktılar. Aradık geliyor değil mi? Gazze'den. Yakıp yıktılar. 3 milyon Türk sivili bu işten etkilendi. Kadınlara, genç kızlara tecavüz edildi. 3 yılda 640 bin kişiyi Türk'ü öldürdüler. Batı Anadolu'da. Ta ki Gazi Mustafa Kemal ve Türk ordusu onları denize dökene kadar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarına minnettarız. Bizleri özgür ve güçlü bir devlete kavuşturdular. Cumhuriyet bize fazilettir. Cumhuriyet bize fazilettir. Şimdi aynı oyun. Bu zalim Batı, Amerika, İsrail, Müslümana acımaz. Bunların medeniyeti zulüm ve gözyaşı medeniyetidir. Zamanında ülkemizi işgal edenlere direnen Kuvayi Milliye terörist demişlerdi. Şimdi vatan savunması yapan Filistinli, Gazze'li direnişçilere de terörist diyorlar. Şimdi küçük bir kızımız Kudüs adlı şiiri okuyacaktı. Biraz çekindi ama görev yerde kalmadı. Yerine babası Muhammed Uzuner Kudüs şiirini okuyacak. Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı neh çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim Ulu Nebi'nin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üstüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler yüzüsü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Mescid-i Aksa onurumuzdur. Mescid-i Aksa onurumuzdur. Mescid-i Aksa onurumuzdur.
Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminde yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim muhayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu. Müslümanlar kardeştir. Müslümanlar kardeştir. Müslümanlar kardeştir. Müslümanlar kardeştir. Teşekkürler. Ahmet Uzuner'e teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer protokolü ve selamlama konuşmalarına geçeceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Vasfi Kurdoğlu'nu davet ediyorum. Evet dostlar, herhangi bir konuşma yapmak üzere hazırlığım yok ama buraya gelmişken elbette bizler de bir şey demek zorundayız. 7 Ekim'de başlayan, 20 gündür devam eden bir katliam var. Çoluk çocuk, kadın erkek demeden resmen bir ölüm makinesi gibi Amerika destekli İsrail Filistin'de, Gazze'de katliam yapıyor. Arhavi'den Amerika'ya da İsrail'e de sesleniyoruz. Bu katliamı durdurun. Bu çocuk ölümlerini, kadın ölümlerini, insan ölümlerini durdurun diyoruz. Allah İnşallah bunların belasını, cezasını verecek. Evet. Mutlaka verecek. Ama İsrail'in yaptığı, unutmayın, Gazze'yi işgal edecekler. Bakın yarın bir gün Amerika Gazze'nin işgaline göz yumacak. İzin vermeyeceğiz. Hiçbir zaman, hiçbir zaman Filistin'in arkasından geri durmayacağız. Hep onun arkasında olacağız, onları destekleyeceğiz. Evet. Filistinli kardeşlerime de Arhavi'den selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bir şeye daha başlayalım. Kızılay aracılığıyla bir şeye daha başlayalım. 6 Şubat'ta deprem oldu. Ve Arhavi'den deprem bölgesine yaklaşık 15 tır civarında malzeme gönderdik. Eğer sizler uygun görürseniz yine aynı şekilde kaymakamlığımızla organize olalım. Kızılay aracılığıyla Gazze'ye Arhavi'den yardım tırlarını gönderelim. Evet. Bunu pazartesi itibariyle başlayalım. Ondan sonra da devam edelim. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim başkan. AK Parti ilçe başkanı Sayın Remzi Gedik. Selamların en güzeli, Allah'ın selamıyla hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Sevgili Arhaviler, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli misafirlerimiz, iyi günde kötü günde her zaman birlikte olmayı bilen Arhaviler, buradan Gazze'ye bir selam gönderiyor muyuz? Filistin'deki masum kardeşlerimize bir selam gönderiyor muyuz? O masum evlatlarımıza duamızı gönderiyor muyuz? Evet, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde belki çok daha güzel bir etkinliklerle kutlayacağız derken maalesef her televizyon açtığımızda aslında içimizde el vermiyor. Haberleri bile dinlemek istemiyoruz ama haberleri dinlemeden de yapamıyoruz. Maalesef Amerika'nın desteğiyle katil İsrail bebekleri katletmekte. Bebekler yetmedi, annelerini katletmekte. Az önceki konuşmacının belirttiği gibi, söylediği gibi 90-100 yıl evvel aynı burada Ermenilerin yaptıklarını şimdi İsrail Amerika desteğiyle Filistin'de yapmakta. Allah kahru perişan eylesin. Amin. Allah kahru perişan eylesin. Amin. Allah kahru perişan eylesin. Amin. Değerli dostlar, kıymetli Arhaviler, elbette ki biz buradan sadece dua etmekten başka bir şey yapamıyoruz. Ama belediye başkanımızın da az önce bahsettiği gibi eğer ki bizlerden de buradan destek gerekirse tabii ki Arhaviler el ele vererek ne yapmamız gerekiyorsa yerine getirmeye hazırız. Biz bugün bu Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmışız. Etraftan bir silah sesi, bomba sesi duymayacağız. Duymamız da mümkün değil. Çünkü bizim ecdadımız 100 sene evvel burada bu mücadeleyi vermiş, benim torunlarım özgür yaşayacak diye mücadele vermiş.
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyorum. Yaşayan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bundan sonraki böyle acili değil de güzel toplantılarda inşallah birlikte olmayı Mevlam nasip eder. Bizim ecdadımız dört kıtaya yayıldığı zaman savaş elbette ki dünyada her zaman olmuştur. Bundan sonra da olacaktır ama bu İsrail bir bebek katilidir. Öyle bir bebek katilidir ki dün bir siyasi buyumun dediği gibi bir aslan düşünün veya dünyanın en yırtıcı bir hayvanı düşünün. Yanına başka bir hayvanın yavrusunu getirirseniz ona dokunmaz, ona şefkat gösterir. Ama bu Amerika ve İsrail öyle gözleri dönmüş ki hayvanın yapmadığını yapıyorlar. Yazıklar olsun. Allah kahru perişan eylesin. Sanayimizi geliştirmektir. Amerika o gemileriyle Akdeniz'e 2,5 milyon Filistinli için değil başka taraflara gözü var onun için geliyor ama o Akdeniz Amerika'ya mezar olacak mezar. Değerli dostlar, bu bir spontane konuşma oldu. Benim bilgim yoktu konuşma yapacağımdan. Bizlere söz hakkı veren bu programı, bu tertipleyen komiteye teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Katil Amerika diyoruz. Yaşasın Filistin. Yaşasın Mescid-i Aksa diyoruz. Mescid-i Aksa ve Gazze İslam insanlığın, İslam topluluğunun onurudur, şerefidir. Ayaklar altına alınamaz. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Mescid-i Aksa onurumuzdur. Mescid-i Aksa onurumuzdur. Mescid-i Aksa onurumuzdur. CHP ilçe başkanımız Sezer Çakmak'a davet ediyor. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Siyasi Parti İlçe Başkanlarım, Sivil Toplum Örgütleri ve siz değerli katılımcılar, bu anlamlı günde burada olduğunuz için şahsım ve parti örgütüm adına şükranlarımı sunuyorum. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarını rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Tüm dünyanın gözü önünde sivil yerleşim yerleri hedef alınıyor. Hastaneler bombalanıyor. Çocuklar, yaşlılar, hastalar ve bebekler öldürülüyor. Toplu ölüm, toplu sürülme ile karşı karşıyayız. Bunun adı en basit tabirle etnik katliamdır. Bu Siyonist politika hukuken suçtur. Vicdanen kabul edilemez bir insanlık ve savaş suçudur. Bugün 2 milyon sivil insanın toplu ölüm ve sürgünle yüz yüze olduğu, her gün masum yüzlerce çocuk ve kadının öldürüldüğü bu saldırılarda acil ateşkes çağrısı yapmayı ve İsrail'i temel uluslararası hukuka uymaya zorlamayı temel insanlık görevi olarak görmekteyiz. Birleşmiş Milletler'in tüm devletlerin oy birliğiyle aldığı 242 sayılı kararına uymayı, İsrail'in işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesini barış için asgari bir zemin olarak görüyoruz. Birleşmiş Milletler suç